Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çarpma işlemi problemlerini anlatacağım. Daha önceki bir videomda çarpma işleminin nasıl yapılacağını konu anlatımını yapmıştım ve kanalıma yüklemiştim. Eğer izlemediyseniz o videomu da izleyebilirsiniz. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevaplarınızı yapın, daha sonra benimkilerle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Tanesi 87 TL olan gömleklerden 28 tane satan tuhafiyeci kaç TL kazanmıştır diyor. Yapacağımız işlem 87 ile 28'i çarpacağız ve sonucu bulacağız. 87, 28 alt alta yazıyoruz. Yine çarpma işlemini hatırlatacağım sizlere. Üstteki sayılara dokunmuyoruz. Alttaki sayılarla işimizi yapacağız. Ve ilk önce birler basamağındaki 8 ile başlıyorum. 8 ile ilk önce yukarıdaki sayılardan birler basamağındaki 7'yi çarpıyoruz. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sını buraya yazıyoruz. Elde var 5 diyoruz. Bu 5'i hemen götürüp yan tarafa vermiyoruz. Bu duruyor. İlk önce çarpmamızı yapacağız. Sonra vereceğiz. Yani toplama işlemi gibi hemen götürüp veremeyiz. Devam. 8 kere 8 64. Şimdi bunu topluyoruz. şimdi bunu veriyoruz. 64 5 daha ne oldu? 69. Artık yazabilirim. Çünkü başka 8'in çarpacağı başka sayı kalmadı. Sıra kime geldi? 2'ye geldi. 2 ile 7'yi çarpıyoruz. 2 kere 7 14. Hemen kenara yazalım. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 2 kere 8 16. Bir de, bir de elde vardı 17 bunu da koydum. Ve şimdi bulduğum sonuçları topluyorum. Alt alta yazdım. Peki öğretmenim burada neden buraya yazmadın da biraz kaydın derseniz bakın 2 ile çarptığım için 2'nin olduğu sıradan başlamalıyım. Yani ikinci kez ikinci sayı çarpma yaptığımızda bir basamak boş bırakarak sol tarafa doğru devam ediyoruz. Zaten bunu öğrenmişsinizdir. Devam edelim. 6 aşağıya. 9 4 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 bak şimdi eldeyi verebilirim toplama işlemi yapıyorum çünkü elde var 1 verdim 7 7 7 daha 14 14'ün 4'ü yine elde var 1 verdim 2 2436 TL para kazanmış tuhafiyeci ikinci soru 34 katlı bir gökdelenin her katında 15 daire vardır her dairede 7 pencere olduğuna göre gökdelende kaç pencere var? Ne yapacağız? İlk önce 34 katlı olan bu gökdelenimizin kat sayısını yazdık. Ve 15 daire varmış her katta. O yüzden 15 ile çarpacağız. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. 1 kere 4 4. Bakın ne yaptım? Bir basamak boş bıraktım. değil mi? Birin olduğu yerden başladım. 1 kere 3 3. Tamam. Bulduk. 0 7 4 daha 11 elde var 1 2 3 daha 5. Ne oldu? 510 daire oldu. Ve her dairede 7 pencere olduğuna göre o zaman 510 ile 7 ile çarpacağız ve sonucu bulacağız. 7 kere 0 0, 7 kere 1 7, 7 kere 5 35. Demek ki 3570 pencere varmış. Bu şekilde yazdım. Evet, sıra 3. sorumuzda 3. sorunun çözümünü yapalım. Tuğba'nın 635 lirası vardır. Abisinin parası Tuğba'nın parasının 4 katından 275 lira daha fazladır. Buna göre Tuğba ve abisinin toplam kaç lirası vardır diyor. Şimdi Tuğba'nın parasını biliyoruz 635 lira. Abisinin parasını bulmak için 4 katından dediği için 4 ile ilk önce çarpmamız lazım. 4 katı dediğinde çarpma işlemi yapmalıyız. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1 bu kez. 4 kere 6 24. Bir de elde 25. 2540 oldu. Şimdi bir de 275 fazlaymış. O zaman 2540 ile 275'i toplarız fazla dediği için. 5, 4, 7, 11 elde var 1. 5, 1 elde 6. 2 de burada 8. Ne oldu? 2815 lirası oldu abisinin. Ama soru bitmedi. Diyor ki Tuğba ve abisinin toplam kaç lirası var? 2815 lirayla Tuğba'nın 635 lirasını topluyoruz. 5-5 daha 10 elde var. 1-1-2 oldu. Burası da 3-5 oldu. 8-6 daha 14. 14'ün 4'ü 14, 14 elde var. 1 verdim. 3 oldu. Demek ki ikisinin toplam 3450 TL parası varmış. Dördüncü soruya bakalım. Okulumuzun bahçesinde yapılan İstiklal Marşı töreninde öğrenciler 34 sıra oluşturmuştur. Her sırada 98 öğrenci olduğuna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır diyor. Ne yapacağız? 98 ile 34'ü çarpacağız ve cevabı bulmuş olacağız. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 9, 36. 3 de elde 39 oldu. 3 kere 8 24 24'ün 4'ü elde var 2 3 kere 9 27 2 de elde 29 oldu topluyoruz 2 9 4 daha 13 elde var 1 verdim 4 9 daha 13 yine elde var 1 verdim ne oldu 3332 öğrenci varmış bu şekilde yapmış olduk. Bir çiftlikte 8 at, 12 koyun, 38 tavuk vardır. Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde yapacağım. 8 tane at varmış. 8 tane atı 4 ile çarpıyorum. Niye? 4 tane ayak var çünkü atlarda. 4 kere 8, 32 ayak oldu atlar. Koyunlarda da 4 ayak var. Hadi bakalım koyunları da çarpalım. 4 kere 2, 8, 4 kere 1, 4. Tavuklarda 2 ayak var. 38 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 8 16 elde var. 1 2 kere 3 6 bir de elde 7. 76 ayak oldu. Tavukların ayakları 76. Koyunlar 48. Atların ayakları 32. Topların bütün ayakları 8 6 daha 14 2 daha 16 elde var. 1 verdim. 8 4 12 15. 156 ayak oldu çiftlikte. Tamam. Bu sorumuzu bitirdik. Çiftlikte 8 at ve 12 koyun var. Bunların ikisi de 4'er ayaklı olduğu için Ayak sayıları aynı olduğu için 12 ile 8'i toplayıp ikisinin 20 tane hayvan olduğunu bulabilirsiniz. Yani koyunlar ve atlar. 20'yi sonra 4 ile çarpabilirsiniz. Çünkü iki grubunda 4 ayağı var zaten. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 80 ayak. Tavukları da bulursunuz. 38 çarpı 2. Ne çıkmıştı? 76 çıkmıştı. Şimdi toplayın. 80 ve 76 ne yapar? Yine 156 yapar. İster böyle çözün ister böyle çözün aynı sonuca ulaşacaksınız. Hiç fark etmez. Farklı bir yöntemde göstermiş oldum. 6. Bir aile aylık 375 lira para biriktiriyor. Bu aile bir yılın sonunda biriken paranın 1875 lirasını harcarsa geriye kaç lira kalır? Şimdi 375 lira biriktiriyormuş her ay. Bir yılda 12 ay olduğu için 12 ile çarparız. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde 15. Tekrar elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 7. 1 kere 5 5. 1 kere 7 7. 1 kere 3 3. Topluyorum. 0 5 5 10. Elde var 1. Verdim 8 7 daha 15. Yine elde var 1. Ne oldu? 4500 lira para oldu. 4500 liranın bu kadarını harcamışlar. O zaman çıkaracağız. Çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuda yok. Diğer komşudan aldık. Buraya verdik 10. Buradan buraya verdik 10. Burada 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Burada kaldı 4. 4'ten 8 gene çıkmaz. Komşudan aldık 14. 14'ten 8 çıktı 6. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki bu ailede 2625 lira para kalmış diyorum. 7. Merve kumbarasında 18 tane 20 lira, 9 tane 50 lira. Ve 28 tane 10 lira biriktirmiştir. Merve'nin almak istediği bilgisayarın fiyatı 1750 lira olduğuna göre Merve kaç lira daha biriktirmelidir? Ne yapıyoruz? 18 ile 20'yi çarpacağız önce. 18 tane 20 lira var. Çarpalım. Burada size kolay bir çarpma göstermek istiyorum. Neden? Şöyle sıfırı hiç kullanmayacağım. 2 ile çarpacağım bunları. Bu sıfırı en son ilave edeceğim. Yani kısa yoldan çarpma yapacağım. Siz de bu yöntemi öğrenmiş olursunuz. Sıfırı hiç kullanmıyorum. Bunu sonra bekletiyorum. Kenara aldım ama. Şuraya kenara aldım. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde 3. 36 oldu ya. Şimdi bu sıfırı getirip koyuyorum. Bakın cevap 360, 360 oldu. Normal çarpsaydım da böyle olacaktı. Dayanamayacağım yine göstereceğim. Normal çarpmayı da göstereyim. Şimdi belki bu şekilde anlamamış olanlar olabilir. 0 kere 0 0 0 0, 2 kere 8, 16. 2 kere 1, 2, 3. Bakın topluyorum. 0, 6. Ne çıktı? 360. Bakın ben kısa yoldan bulmuştum zaten. Bunu da görmüş olduk. Evet 9 tane 50 lira. Hemen 50 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 0, 0. 9 kere 5, 45. 450 oldu. 28 tane 10 lira. Bari bunu kısa yoldan yapalım. 28 ile 10 sayısını kısa yoldan nasıl çarpardık? 28'in yanına bir tane 0 ekleriz ve Cevabın 280 olduğunu buluruz. 10 ile kısa yoldan çarpmayı hatırlayın. Ne oldu? Bu kadar oldu. Bir paraları toplayalım. 280 450 360 da burada vardı. Topla bakalım. 0 8 5 daha 13 6 daha 19. Elde var 1 3 4 daha 7 10. 1090 lira para oldu. Bilgisayarın fiyatı 1750. E daha para yetmiyor. Ne kadar lazım acaba? Hemen ne yapıyorum? 1750'den 1090'ı çıkarıyorum. 0. 5'ten çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada 6 kaldı. 0. Demek ki daha 660 TL daha para biriktirmesi gerekiyor Merve'nin. Son soru. Yaş sorusu yine. Her zaman çıkacak, çıkacak sorulardan birisi. Karşınıza çıkabilecek sorulardan birisi. Metin'in yaşı 9 dedesinin yaşı Metin'in yaşının 7 katıdır. 12 yıl sonra Metin'in ve dedesinin yaşlarının toplamı kaç olur? Yine iki farklı yoldan yapabileceğimiz bir soru şöyle. Metin'in yaşı 9 yazalım. Dedesinin ki 7 katıymış. Dedeyi bulalım o zaman. 7 kere 9 63 oldu dede. Şimdi şöyle yapabiliriz. 9 ya Metin'in yaşı. 12 yıl sonra Metin kaç yaşına gelecek? 12 ile 9'u topladığımız zaman çünkü 12 yıl sonra diyor ya. 21 olacak Metin. Dede 63 yaşında. 12 de bunu toplayalım. Ne oldu? 3, 2 daha 5. 6, 1 daha 75 yaşına gelecek dede. Ve bunları toplarız. 1, 5 daha 6, 2, 7 daha. ikisinin yaşlarının toplamı 96 olur. Başka bir yöntem de şu. Metin 9'du. Dedeyi 63 bulduk ya. 63 ile 9'u toplarsınız. ikisi beraber şu anda. 9, 3 daha 12, 72 oluyor ikisinin yaşları. 12 yıl sonra diyor. 12 yıl 2 tane 12 olacak. Niye? Metin 12 yıl büyüyor. Dede de 12 yıl büyüyor. 2 tane 12'yi topladığımız zaman 24 ediyor. 72 ile 24'ü toplarsınız. Ve ne olur sonuç? Yine 96 olur. İsterseniz böyle yapın. ister böyle yapın. Fark etmez. Bu son soruydu sevgili çocuklar. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.